aşk insana şarkılar söyletiyor işte. Çok şekerler. Çok tatlılar. Evlenecekleri günleri sabırsızlıkla bekliyorum ve kesin evlenecekler. Ben şeye dikkat ettim. Oturuyor ve Defne ona soru soruyor ya. Defne'ye bakışına dikkat ettim. Çok güzel bakıyor. Bence çok zeki bir adam. Defne'nin zekasından hoşlanmış olduğunu hissettim ben. Ya Defne. Bir de bu yaşta Defne mı aslında olgunlaştı Cem Yılmaz sence? Tam olgunluk çağını yaşarken Defne ile karşılaşmasını yok. Baba olduktan sonra tabii işin rengi değişti. Şimdi Arif 216 belgeseli fikrini çok sevdim. Çünkü ben filmi de çok sevmiştim. Fakat bu belgesel sinemalarda mı yayınlanacak? Yoksa televizyon için mi yapılan bir proje bilmiyorum ama bununla ilgili bakıyorum, yok bir bilgi. Ya da arşivlerine mi koyacaklar? Gerçekten bilmiyorum ama sinemadaysa bu iş yatar. Fakat belgesel fikri eğlenceli olabilir. Çünkü Cem Yılmaz'ın kamerası eğlenceliyse kamera arkası 10 kat daha eğlencelidir. Fakat tabii bu işin sanatsal kısmını bir yere bırakıp magazin kısmına gelince inanılmaz bir aşk görüyorum aralarında ve inanılmaz hoşuma gidiyor bunlar benim. Ne güzel. Venüs onları etkilememiş. Bizi çünkü onların kadar ilişkileri Venüs'ten önce başladı. Önceden başladı. Venüs'e hükmetti onlar. Ama Venüs'le de ilişkileri olan da sıkıntı yaşayacak. Dur bakalım, daha 15 gün, yani 21 ay var ama hiç bir şey olmasın dileğim. Allah korusun. Ben çok istiyorum bunlar evlensin. Cem Yılmaz'la ilgili biliyorsun Kadir İnanır bir takım açıklamalar yapmıştı. Sadece Cem Yılmaz değil, Şahan'ı da hedef alan açıklamalar. Evet. Ve Cem Yılmaz'ın bir açıklaması oluyor. Diyor ki bu belgeselle ilgili göndermede bulunuyor. Komedyen diyor ki belgeselin olumsuz tarafı olabilir. Bazı drama oyuncuları sinemayı bırakabilir diyor. Böyle de bir gönderme hatta yapıyor. Hatta dedi ki bir sorusunda daha önce böyle bir şey yaşandı mı dediler Cem Bey'e bu belgesel. Evet yapıldı ama bu kadar trajik bir hikayesi, bu kadar öyküsü ve metni olan bir şey yapılmadı dedi. Belgesele çok güvenmiş. Trajedi de var diyor içinde. Ben de merak ediyorum. Drama oyuncuları da bırakabilirse işi ne olacak bilmiyorum. Herhalde usta bir durum var orada ki. Zaten Zafer Algöz falan, yani Ozan Güven, ya bunlar çok büyük isimler yani. Evet, güzel isimler. Bu arada Defne Samyeli soru sorunca biliyorsun orada ne diyor Cem Yılmaz? Hayatım, bu soruyu evde de sorabilirdin diyor. Hayır. Evet. Öyle mi diyor bir tanesine? Röportajda da evet. Birinde de diyor ki Defne Hanım'ın sorusu var diyor. Kaçta eve gideceğiz diye mi soracak diyor. Ne soracak diyor. Soruya yani da diyor bunu evde de sorabilirdin. Niye burada soruyorsun? Öyle mi diyor? Evet, gerçekten nazardan korusun. Yüzümüzü güldüren bir ilişki. Gerçekten ya. Hele şu son dönemde yaşanan çarpık ilişkileri görünce sadece ünlülerde değil ya. Ya yani halkımızın içinde de hepimizin arasında da var. Dün de bahsettik. Kayınpederiyle, kaynanasıyla, kayınvalidesiyle, kayınvalidesiyle aşk yaşayan damat var. Var ya. Yani insanın 40 yıl düşünse aklına gelmez. Harbiden Cem Yılmaz'ın dediği gibi hani marjinal bizdik yani. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Gerçekten nereye gidiyoruz? Kayın...